Endi shu bir kunlik umrimda nima qilsam ekan, menga bir amalni o'rgating, shu amalni qilayman desalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ilm o'rganing debdilar-da. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kunlik umri qolgan bo'lsa ham ilm o'rgansin degan ekanlar. Har bir musulmon erkak bo'lmasa bo'lmay ayolga ilm o'rganish farzdir degan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahd deganlar. Beşikten ta kabirgeçe ilim örgeniler diyor. Şam namazıya geldi, Ruzan'ın kılığında biz itikaf dedik. Ki iptalge çakırsak, iptalge kemesinden rahat kıldı. Yok be. Bunların birinci bizi teklifimizi rahat kıyanıya günahkar buldu. Ondan taşkarı ağızda açıp Türkiye'nin Şam'ı okşilik sünneti de bu terk sünnet buldu. Ondan taşkarı iki reket namaz okudu şeydi. Değil mi? Namaz okuduyuz desek, Amin tahiyyatul mescide okudum diye. Şam'dan o. Şam'dan o var. Asırdan keyin Şam namazını okuyunca nafil namazı okuşluk mekir oku. Gün batıştı başlayandan başlayıp haram geylenedi o. Nafil namazı okuş. Aşbette iki rekat tahiyyatul mescide oku ve şimdi özü ibadet kıldım diye yaptı da. Ama ilimsiz ibadet ki sevap yok diye yani şu da. Bir Xudo yoqtirmaydigan, Xudo yomon ko'radigan ishni qilib, mana shu ibodat deb o'yla oladi. Ilmsiz odam. Ilmni o'zi manfaat keltirishi mumkin ibodat qilmayotgan bo'lsa paytda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim tahorat bilan uyquga yotadigan bo'lsa, uni uxlagan joyi joy namoz bo'ladi, masjid bo'ladi degan. Uxlagan uyqusi namoz bo'ladi degan. Olgan har bitta nafaslari tasbih bo'ladi degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam attayin dedilar-da buni aytsammikin yo aytmasammikin dedilar. Desalar Jabroil alayhissalom aytoring bu iymoni shunaqa baquvvatki buni hamil qilolmaydi. Aytoring. Desa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada sizi bir külli gün risk koptu. Ben sizi falan cahaya emir kılı yönetmektedim. Şimdi sizi bir külli gün risk koptu. Menge Cebrail aleyhisselam şunu haberini verdi dediğinde. Elhamdülillah ben bunge tayyarman dediler. Adamlar ya 6 aydan kim ölesi deyip taşhis koysa ölgünce ölüp baradı. Şuna kadar sos getirdi. O kişi bir günlük ömrü kaldı dese, iman şunaka bakı var. Mu'minlerge cennet, ahirat, dünyadan yakşılıkı imanı var. Hiç en korkmadılar da, ya Resulullah ben bunge tayyarman dediler. Peki, menge indi şu bir günlük ömrümde ne kısam ekeyim, menge bir amelde örgatin, şu amelde kılayımayın deseler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim örgeni dediler de. Aslı özü ilim örgenişten maksat buralarda örgütüş. Lekin şöyle meseken de, savablik emellerde içi de ilimge yetediyen savablisi başkası yok iken. Elbette beş vakit namaz bundan üstün türedi. Lekin ondan ki yenge en uluk savabge eriştirediyen derse ilim iken de. Şunun için hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir külli ümrü koyan bu seyem ilim örgensin de gene kellersin. İlimden başka sahabeli rak amel bakan da şunu kılayım deyirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü de hemmeden nedamette bulardık. Cennet ahillerden hem nedamet kıladı yolları bulardık. Ular kimler nedamet kıladı cennet yekirse hem dese, cennet yekirgenden ki ahli ilimlerde makamını körgende, dünyada ilim alışlık ki imkanı bulup ilim almayan kişiler nedamet kılardıken. Şimdi biz hem hareket kılı ilim okusayıp bulardıyken o, bu kıyamet günü de şu makamlar girişer diye giderken. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidde girseler, mescidde adamlar iki güruh bulup oturup diyken. Bir tarafta oturuşup halka bulup zikir kılışı yaptıyken. Sofiler eken. Bir tarafı da oturuşup ilim örgenip, ilim muhakemet kılıkçı şey yaptıyken. Kur'an'dan ayet örgenip, şunun manasını örgenip, ilimde muhakeme kılıkçı şey yaptıyken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir neşte kişi kirgen.
shularga aytgan. Ikkala toifa ham yaxshilikda degan. Bular ham savob qilyapti, bular ham savob qilyapti. Lekin men bunisini ixtiyor qildim deb ilm majlisiga qo'shilgan ekanda. Kitoblarimizda ilm o'rganish fazilatliroqmi yo ibodat qilish fazilatliroqmi, obidlik fazilatliroqmi degan savol bor. Savolga olimlik, ilm o'rganishlik fazilati baland degan. Nimaga desa, obidni ibodatini savobi faqat o'ziga bo'ladi. Olimni ibodatini savobi o'ziga ham, hamma xalqqa ham bo'ladi. Shuning uchun ilm o'rganishlikning fazilati balandroq turar ekan. Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Xayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu" deydilar. Sizlarning yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib boshqalarga o'rgatganlaringizdir degan. Qur'on o'rganishdan maqsad savob bo'lish kerak. Bir hadisi shariflari bor Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimni har bitta harfi uchun jannatda Alloh taolo bittadan qasr bino qiladi degan. Bittadan qasr bino qilinadi. Bitta alifni o'rganganimizga bitta qasr, B'ni o'rganganimizga yana bitta qasr, T'ni o'rganganimizga yana bitta qasr. Undan tashqari Qur'on o'qishlikni to'liq o'rganganimizdan keyin tajvidi bilan kami xuddi nozil bo'lganidek Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qanday nozil qilgan bo'lsalar shunday hamma harflarini, mahrazlarini va sifatlarini joy-joyiga qo'yib turib Qur'on o'qiladigan bo'lsa, shu Qur'onning fazilati juda baland bo'ladi. Eng katta fazilatdan biri shu tartil bilan, ya'ni tajvid bilan Qur'on o'qigan kishini og'ziga har bitta Qur'onning harfini bittadan farishta olib tushadi degan. U degani Qur'on o'qib bir bet o'qiydimi, bir varaq o'qiydimi, yarim pora o'qiydimi, bir pora o'qiydimi, shuni ichida o'sha joy farishtalarga to'lib ketadi deganida. Tajvid bilan o'qiydigan bo'lsa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir hadis shariflari bor. Kim Qur'oni Karimni tajvid va tartil o'sha qoidalari bilan o'qiydigan bo'lsa, uni har bitta harfi uchun 10 tadan hasana bor degan. Bitta hasana bor degan. Har bitta harfiga bitta hasana bor degan. Alloh taolo uni 10 barobarga ko'paytirib ato qiladi degan. Va undan keyin aytganki, men alif lam mimni bitta harf demayman. Alif o'zi bitta harf, lam o'zi bitta harf, mim o'zi bitta harf degan. Ya'ni bitta kalimani bitta harf demayman deganda, har bitta harfini o'ziga bittadan hasana xudo beradi. Hasana degani nima degani desa, misol uchun mana bitta ziyofatni biroq tashkil qilib ehson qilgan bo'lsa, o'zining yonidan qancha xarajat qilgan bo'lsa, shu bitta hasana bo'ladi. Biroq hajga boraman deb 10 yillab pul to'playdi. 10 yillab pul to'playdi-da, undan keyin bir oy mashaqqat bilan haj amal qiladi. Shu qilgan hamma amali bitta hasana bo'ladi. Undan keyin Alloh taolo u bitta hasanani ko'paytirib savoblarni ato qiladi haligi odamga. Hajga borishini har qadamiga gunohlarni mag'firat qilishlik bilan, yana niyatiga yarasha ajrini ko'paytirishlik bilan savobini ko'paytirib beradi. Lekin o'sha bitta haji bitta hasana bo'ladi. Qur'oni Karimni har bitta harfi uchun bittadan hasana bo'layapti-da. Har bitta harfiga bir haj qilganni savobi bo'layapti. Yana qancha savob. Biroq bitta masjidni boshidan oxirigacha o'zi quradigan bo'lsa, shu bitta hasana bo'ladi. Qur'oni Karimda bitta harfiga bitta hasana bo'ladi. Nimaga bunchalik fazilati baland desa, bu Alloh taoloning kalomi. Qolaversa, dini islomni bardavomligi ilm bilan. Olimlar ilm o'rganib, odamlarni hidoyatga chorlab, Xudoning kalomini to'g'ri o'rgatib shariatga muvofiq to'g'ri yashashni o'rgatib turmasa, odamda nafsi juda yomon bo'ladi. Shunaqa yomon yo'llarga yetalaydiki, bironta boshqa hayvon qilolmaydigan gunohlarni qiladi. Olimlar shularni to'g'ri yo'lga solib,
haqqı batıldan ajratıb, doğru noto'g'rini halol haromni aytib o'rgatib turadi. Shun bilan xalqda din bardavom bo'ladi-da. Shu sababidan ham ilmning qadri hamma narsadan balandroq turadi. Bir olimlarimizdan ilmni fazli balandroqmi yo obidlikni sopligida qadri balandroqmi deganda olimlikni degan. Nimaga unaqa desa, chunki ilm Allohning sifati. Ibodat bandaning sifati. Allohning sifati baland turadi degan. Yana ko'p dalillar bor ilmda fazli balandligiga. Nimaga ilmda fazli balandroq bo'ladi ibodatdan desa, olimlarimizdan birlari ilmni o'zi ibodat qilmasa ham savob keltira oladi insonga. Lekin ilim bo'lmasa ibodat savob keltirish qiyin deganda, ibodat deb bir harom ish qilib ibodat deb o'ylab qolar ekanda ilim bo'lmasa. Biroq shom namoziga keldi, ja o'zini so'pi olib yuradigan odam shom namoziga keldi, ro'zani kutsa biz e'tikofda edik. Iftorga chaqirsak, iftorga kelmasdan rad qildi. Yo'q dedi. Kelmadi. Bu bilan birinchi bizni taklifimizni rad qilganiga gunohkor bo'ldi. Undan tashqari og'izni ochib turib keyin shom o'qishlik sunnatida bu tark sunnat bo'ldi. Undan tashqari 2 rakat namoz o'qidash edi. Nima namoz o'qidingiz desak, men tahiyatul masjid o'qidim deyapti. Shomdan oldi. Shomdan avval. Asrdan keyin shom namozini o'qiguncha nafil namoz o'qishlik makruh. Kun botishni boshlagandan boshlab haromga aylanadi bu nafil namoz. Aşpaytta iki rakat tahiyyatul vasit okup endi özü ibadet kıldım deyipti de. Ama ilimsiz ibadet ge savab yok degeni şu da. Bir huda yaktırmaydıken huda yaman köredigen işti kılıp meşi ibadet de bu ila aradı bu. İlimsiz adam. İlimde özü menfaat keltirişi mümkün ibadet kıma etken bu spaytta ya. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescidde aldığı keseler şeytan taşkarı götürüp deyken de içkeride adamlar namaz okuşu yaptı deyken. Bazıları etikafta uklaşı yaptı deyken. Yani, şeytan sen bu bayitte mescide girip adamlarla namazda çalgıtardın ya. Nime taşkarı götürüp sen dese korku yap ben dedi. Sen nimeden korku yapsan dese. Ne içkeriye girsem o bu ibadet kılıyetkenlerden hemesine ibadette hiç nesemez dedi. O bitti uhluyetkeni alım dedi. İçkere ikirsem uygunu gitse hemesinin namazını doğruluydu o dedi. Bunlar hemese hata ve kemçeliler bilen fıskı fesatlar bilen namaz okşu yaptı bunlar. Ona uhluyetken uygunu gitse hemesinin namazını doğruluydu hatır. Aşın için bir mescid kirmetirip ben de genekirlerle. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nevmul alimi hayrun min ibadetil cahili deyken. İlimsiz adamda ibadetinden ilimli adamda uykusu avza el deyken. O şimdi ayet genekeller de bu hadis-i şerifler. İlimli adamda hatta uykusu hem ibadet bölerken. Çünkü ne kıladı o? İlimli adam taharat bile yatadı da. Çünkü taharat bile yatsa sahab buluşunu bilerdi de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim taharat bilen uykuya yatadiyen olsa onu uhlegen cahaya cahaya namaz bulardı, meçit bulardı degen. Uhlegen uykusu namaz bulardı degen. Ogen her bitten nefesleri tesbih bulardı degen. Öyle bu kadar siz bunu bilse ilimli adam bilardı de. İlimli adam şunun faziletini böyle taharat kılıp yatsa onu uykusu bu yada namaz okup, namazda her dem hayal, birage adavatlik, birage güne güduratlik, yana başka minte nerse kalbede namaz oku yetkenden köre onların uykusu sabliyra buladı da. Ana şimdi ekle uhle ediyen basit, hatta uyga aligimizde hem ibadet kılamaydiyan derecede ibadet bularak. Ben aşını hem mesele ilim sebepte. Aşın için ilim örgeniş gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimatin deyirler. Her bir Müslüman erkek ve Müslüman ayalge ilim örgeniş farzdır deyirler. Utlubul ilme minel mahdi ilel lehd deyirler.
beşikten ta kabir geçe ilim örgeniler diyen. Maaşlarda özü targib ilimde kançalı faziletliğe dalalat kılar. Hatta bir hadisi şeriflerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sa'atun minel ilmi hayrun min ibadeti sittine senetin diyorlar. Az yine müddet ilim örgeniş 60 yıllık ilimsiz ibadetten afzaldır diyorlar. Bitti sürü örgendi, ya bitti ayet örgendi, ya bitti fikhi mesele örgendi, namazı farzını, taharat farzını, ya sünnetini, ya vacibini, şu meselelerde örgendi. Şunu örgengenini özü 60 yıllık ibadetten göre sahibi belendir, aktör örgendi. İlimde farzı belendi gibi. Onun için dünyada hayatımız var. İmkanımız varken ilim öğrenişe hareket kılışımız var. İnsanda özü tabiatta şuna kadar azırağ iş kılıp köprağ fayda alıştı yakışık ölemiz. Şeriat deyem şuna kadar. Azırağ iş kılıp köprağ sahibi alıştı yolu menaşı ilimde. İlim öğrenişe girişe diyen bu şey hem dünyamız hem ahiratımız yakışık olur. İnşallah. Talebe ilimde ömürde ötküz iş gerek. Ömürde ötküzüş gereği, yani ömürde ahır geçe ilim isteş gereği. Yani. Bir ulu ustaz damla ölümü yakınlaşıp, Fatiha yakınlaşıp geldi, bir nebirasını çakırıp, kemin gibi bana Fatiha suresini okutup koydum. Haliye nebirası Fatiha suresini ayetle okuyabdiyken, arkasından özü kaytarı yaptıyken. Bu ayetlerde manaları geçe bilip, ne işte tefsirlerde okuyken, ne için minte şagirdi var adam şunu aktıdı. Başkalar ki, ustaz ne demek ki bunu akıl değilse, şu talebe ilimliydi, öyleydi derim deyenler de. Ki vakfakı yine gelmiş. Talebe ilimde ötüştü, yüleyen fazla belendir kendi. Şimdi yazdı günü, tüm kıska, gün uzun, hem işler köp, peyde. Bondat namazıya köptülük, türüşke kıylanıp kalmasın. Bu sefer gel bizi özür, misal keç kaldık, daha havası. Yine ilk sefer bimel al, irtiraf gelip, köprak sıfatlaşalımız inşallah. Zor sizler gayet veren yengeler bana ait veren. İnşallah. Amin. Allahümme ehlina ila ma fihi salahuna ve khayriyatuna fil dini ve dünya vel ahira. Hudayim özün dinimizi rivac belgin. Ahl-ı İslam'ını tavfiklik edin, hemen Müslümanlarda birbirine mehir akıbetlik edin, her kıl firkalardan özün isregin, hemenlerimizi birden kıyın fervediyorum, hemenlerimiz birbirimizge hasatsız, adavatsız, yine güduratsız, eke üke birader olup ibadette hayata tüştüğünü daim berselerdi. Ruh, ihsange, hısa hoş geldilerdi, hemenlerimizin hısalarını dergahinde kabul ettin. Bu cemaamızı birbirimize mihir, akıbetlerimizi ziyade kıyın. Tepesinde türgen bu Öktemcan biraderimizi salamet kılıp, hammamızı bu kişinin ilimlerden behremen kıyın. Hammalarımız köp yıllar ilim örgenip dinimizge yakışık hizmetler kılış gözüyüm yasak kıyın. Allah'a emanet olun.